Ahmet Ümit'in bir hikayesinden uyarlanan racon, ailem için adaleti sağlamak adına hayatını ortaya koyan bir adamın çevresine ve ailesine adil olabilmek için verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Ben senin oğlum. Sen yokken senin adına racını ben kesiyorum baba. Racon'da savunmasız adamlara silah çekmek var mı peki? Her şeyi düzelteceğim baba. Silahların gölgesinde yaşanan hayatlar, aile ve aşk gibi duyguları ön plana çıkartan racon, başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Sen niye buradasın? Birinin adam gibi evlatlık yapması gerek de ondan. Bırak babamı, gözlerimi bırak! Racon'un bir aile dizisi olduğunu göz önünde bulundurarak sözü ilk olarak ailenin reisine, Kenan Korhan karakterine hayat veren Mehmet Aslantuğ'a bırakıyoruz. İnişleri çıkışları olan, duyguları çok karmaşık ama maskesi de çok katı ve keskin bir adam Kenan. Bir gün yeniden ailesiyle, çocuklarıyla, annesiyle bir arada olabilmeyi arzular ve çabalarken hayat bütün bu ailenin ve Kenan'ın yolculuğuna ipotek koymuş oluyor. Böyle bir öykü. Dediklerine göre haksızlığa uğramış ve bu yüzden canına kıymış bir hakimin oğluymuş Kenan abi. Onun için adaleti hukuk terazisinde değil, kendi vicdanında tartmış bugüne kadar. 10 yıldır içeride Kenan abi. Bugün tahliye oluyor. Geçmiş olsun Kenan abi. Sağ ol Cevat. Kenan Korhan karakteri dizi dünyasından aşina olduğumuz kabadayı karakterlerine alternatif sunuyor diyebiliriz. Her kabadayı meselesi gibi hadi kodlayalım bunu tırnak içinde kendi istisnasıyla hareket eder. Dolayısıyla referanslarınız daha önce yapılan şu iş, daha önce yapılan şu karakter, hadi birazcık yerinde gözlem şu falan onların hepsi spesifik hamleler. Evet oradan buradan hatıralarınızdan bir şeyler alırsınız, izlediklerinizden alırsınız ama sonunda sizi bu karakterle buluşturan sizin kimyanızdır. Kendi repliğiyle tanımlayalım. Adalet kör değil, aynı zamanda kalpsizdir de. Kalbine yenik düşersen adalet dağıtamazsın. Mehmet Aslantuğ edebi diliyle bizi böylesine etkilemişken dizide çocukları rolünde olan genç oyuncuların başarılı oyuncu için neler hissettiğini merak ettik doğrusu. Mehmet abiyle çalışmak müthiş, Tomris ablayla çalışmak müthiş. Tomris abla deyince kızıyor, Tomris'le çalışmak müthiş. Mehmet Aslantuğ ile oynamak büyük heyecan benim için. Tomris abla zaten inanılmaz bir oyuncu. Sen Eşref-i mahlukatın en güzelisin. Sana baktıkça daha çok bağlanıyorum Rabbime. Baba seni bir başka sever. Son yıllarda yıldızı parlayan Hande Doğan Demir, Mehmet Aslantuğ ile baba kız oynamanın mutluluğunu yaşıyor. Heyecanı gözlerinden okuran güzel oyuncu neden racon'da yer aldığını bakın nasıl ifade ediyor. Racon'un işte Ahmet Ümit'in hikayesi Kerem Deren proje tasarımını yaptı ve Yağmur karakterini duyduğumda çok heyecanlandım. Daha bir tasarı halindeyken geldi bu proje bana ve ben de onun hikayesi oluşana kadar, senaryosu çıkana kadar aylarca bekledim. Ve büyük bir keyifle bekledim hakikaten. O dünyayı çok sevdim, karakterlerin hepsini çok sevdim. Hepsi bambaşka dünyaları var ve öylesine yoklar hikayede. Hepsinin nedenleri ve hepsinin çok ciddi hikayeleri var. İzleyici hepsini takip etmek isteyecek eminim. Çünkü ben de okuduğumda aynı şeyi hissettim. Bütün bunlar birleşince racon tercih sebebim oldu tabii. Hayır, yani bu DM'li DMM meselesi var ya, onu teknik olarak ya, konuşuyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim. Teknik tamam. Evet, yalan bir şey olmaz. Evet, ben de şunu olmayacağım. Yani şey yaptığımızda çok sinir bozucu oluyor. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yağmur yeter. Gitmiyorum dedim. Yağmur. Hayır baba. Yeter. Peki nasıl bir siyam? Güçlü bir kadın karakter yani. Şu anlamda güçlü, çok gerçek. Çok gerçek nedenleri var. Ailesine çok aynı düşkün tarz. Ama kendi doğruları için ailesini arkada bırakabilecek kadar da inatçı ve kararlı bir karakter. Onun Azra adıyla yeni bir hayatı var. Yeni bir kimliği var. O da beni çok heyecanlandıran bir şey. Yani aynı zamanda çok da zorlayıcı bir karakter Yağmur. Çünkü arkada Yağmur'u bırakıp Azra olarak yeni bir hayat kurmak zorunda kalmış. O yüzden ben Yağmur'u çok sevdim okuduğumda. Yağmur. Benim adım Azra. Buraya gelmeyin demedim mi size? Ne işin var senin burada? Yağmur. Öyle her canın istediğinde gelemezsin, tamam mı? Yağmur. Babam dün hapisten çıktı.
bu sabah. Tekin de sahile inmişler. Bir şey olmuş. Vurulmuş. Tekin, Kenan Korhan'ın 6 yaşında himayesi altına aldığı evlattı. Sözü fazla uzatmadan Barış Arduç'a mikrofon uzatıyoruz ve Tekin'i daha yakından tanıyoruz. Tekin çocuk yaşta ailesini kaybetmiş bir karakter. Sonra Kenan Korhan'ın himayesi altına giriyor 6-7 yaşlarında. Ve ona aslında hayatını borçlu, geleceğini borçlu. Bu yüzden yüksek bir sadakat duygusu var ona karşı. Yani koşulsuz her koşulda sadakatini gösterebilecek bir karakter. Baba dayan. Dayan baba. Atlan orada mısın? Beyefendi giremezsiniz. Baba benim! Girmem beyefendi lazım. Beyefendi ameliyata almamız gerek. Buradayım Kenan baba, bekliyorum seni. Hikayenin bir başka kahramanı, rengini belli eden, sert ve acımasız karanlık dünyayı daha çok yaşayan Adnan karakteri. Engin, bugün otoku gelecek. Anlaştık mı? Tamam mı Engin? Ne oluyor? Baba, bir şey oldu yok, rutin işler. Başın artmana değmez. Seçkin Özdemir, Adnan rolüyle izleyicisini şaşırttı ve farklı bir karakterle hayranlarının karşısına çıktı. Ters köşe bir karakter bu sefer tercih ettim. Aynılığı biraz değiştirmek ben de istiyordum. Bunu ben yapabilirim, yapmak istiyorum dedim. Gerçekten de hani aşkla, yani odağında aşk olmayan, aşk üzerinden hareket etmeyen bir karakter ilk defa oynuyorum. Kime silah çekilir? Düşmana. Bir hikayede aşk kadar kötü adamlar da olmazsa olmaz. Bu dizinin kötü adamıysa... Evet, bu hikayenin kötü adamı Recep. Her kötülüğün bir sebebi olduğu gibi Recep'in de Korhan ailesine olan düşmanlığının bir sebebi var. Kenan'la aranda bir husumet var galiba. Evet, Kenan'la aramda ailevi bir husumet var. Abimin katili Kenan, benim de bu hayatta en büyük düşmanım Kenan. Sadece ondan intikam almak için... Bu hikayeyi devam ettiriyor Recep. Hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Oğlumla konuşmuşsun, Adnan'la. Evet, evet. Sizin mahalleden bir çocuğun borcu vardı bize. Tapuyu getirecek, onu bekliyoruz. O karar değişti. Tapuyu değil, borcu getirecek. Yok, borcu değil, tapuyu istiyoruz. Öyle değil Recep Bey. Öyle değil. Çocuk bizim çocuğumuz. Borç da benim borcum. Arzanın ederi neyse... İki katını vereceğiz, mesele kapanacak. Dizi dünyasına yeni bir soluk katan Racon ailem için izleyicisine acaba ne vaat ediyor? Biz sorduk, dizinin kahramanları cevapladı. Çok erkek hikayesi gibi gözükse de, hani dedim ya başından beri kabadayı hikayesi gibi. Ama hani temelinde aile olabilmek gibi çok kıymetli bir konu var. Aşk var, rekabet var. Hırs var ve o eski gelenekçi tavırla şimdi o günümüzün tavrının çatışması var aslında. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ne vaat ediyor? O iyi, seyircinin algısında nereye oturacaksa o kadardır. Yani rağmen bir taahhütte bulunamıyorum. İçinde dramı, aşkı, macerası, aile ilişkileri hepsini çok güzel harmanlamış bir hikaye oldu Racon. O yüzden ben hem onlara... samimi geleceğini düşünüyorum izleyiciye. Hem de farklı bir hikaye izleyeceklerini düşünüyorum. Merak unsuru ve hikaye nereye gidecek kısmında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben de bir seyirci gibi, işin oyuncusu olmaktan ziyade onu bir kenara bırakıp bir seyirci gibi oturup Racon'u izlemek istiyorum. İzleyiciye kaliteli 1-2 saat vaat ediyor Racon en başta. Güzel bir hikaye vaat ediyor. Samimi oyunculuklar vaat ediyor.